Hoş geldiniz Sevgili TFM'de benim ailem başladı. Sevgili İsmail Sert Anakuma kumanda masasında ben Hande Karagöz sizlerle birlikteliğimiz 15'i gösterene kadar devam edecek sevgili dinleyenler. stüdyomuzda konuğumuz var bugün. E, eğitmen Murat Tunalı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam Hoş bulduk. Nasılsınız? merhabalar İyi Yazar sağ olun sizler nasılsınız? Yazar ve eğitmen diyelim de kitaplarımızı da geride bırakmayalım kitaplarımız da var bu arada. Evet yayınlanmış 6 tane yedi veren yayınlarından çıkan kitaplarımız, kitaplarımız var, var. Hı hı. bireysel gelişim ve psikoloji üzerine zaten bugün konuşacağımız konular içerisinde de yer alıyor hı hı. Biraz bahsedelim Tabii konularımızdan ki. konu başlıklarımızdan konu başlıklarımız içerisinde bugün umudu umutsuzluğu anlatacağım. Hı hı. Ayrıca düşünce dünyamızı şekillendiren kelimelerden konuşmalardan kelimelerin gücünden dilin gücünden bahsedeceğim. Ee, onun dışında tebessüm etmek, ki Peygamber Efendimizin de hadisi şerifidir, sadakadır diye hı hı. tebessüm etmek, gülmek. Ee, bunun dışında e, dün hemen taze bir konferansta bir öğrencinin bana sorduğu soru bunu düşünmeme ve bununla ilgili bir şeyler söylememi gerektirdi. Ee, üniversite okumak, okul okumak, okullu olmak. Para kazanmak mıdır, para kazanmak için ya da kariyer için üniversite gerekli mı? midir Bununla hı. ilgili çünkü şöyle bir soru sordu. Yani hocam e, o kadar okul okuyoruz ve üniversite okuduktan sonra e, hiç okul okumamış ya da çok az okumuş eğitim almış birisinin yanında işe başlıyoruz. Bu statü olarak ne kadar şey oluyor adaletli oluyor. Yani ben üniversite okumayı düşünmüyorum demişti öğrenci. Hı hı. Yani eğitimin aslında bir amaç mı araç mı olduğunu? Hangi koşullarda eğitim almamız gerekiyor? Sadece okulla, derse giderek mi, üniversite okuyarak mı okul, hayat okulu okunabilir? Yoksa insan kendi üniversitesini, kendi hayat üniversitesini okuyabilir mi? Hı hı. Buna değinmeyi düşünüyorum. Eğer zaman kalırsa hoşgörü ve horgörü anlayışı olarak ee, bir anlayışımız var. Onu anlatacağım. Bizden olmayanı ne kadar seviyoruz? Bizden olanı ne kadar benimsiyoruz? Hele ki şimdi seçimler de yaklaştı. <laughs> ee, i̇nsanlarımız tabii oylar verecekler. Bu anlamda hoşgörülü olmanın gereklerini de İyi, e, anlatmamız gerekiyor. Zamanımız kalırsa. Zaman kalırsa evet. Hepsine yani Yavaş yavaş başlayabiliriz isterseniz. Böyle küçük hikayelerinizden var, var, hoşlandığını bugün. söylüyor dinleyicilerimiz. Aktarıyorlar. Evet. Bugün de var herhalde. Var var bugün de onunla başlamayı düşünüyordum Aa, zaten. Ne kadar güzel hadi bakalım. Şimdi Pers hükümdarı iki mahkumu ölümle cezalandırır. Mahkumlardan biri hükümdara eğer canını bağışlarsa çok sevdiği atına bir yılda uçmayı öğreteceğini söyler. Bu vaat karşısında şaşıran hükümdar mahkumun canını bir yıl için bağışlar. Ölüme gitmekte olan diğer mahkum ümitsizce atların uçamayacağını ve arkadaşına yalnızca kaçınılmaz sonun geciktirdiğini söyler. Arkadaşı şöyle bir cevap verir. Doğru ancak kendime bir yıl içinde sırayla gerçekleşme, o ihtimali olan dört özgürlük şansı veriyorum. Birincisi hükümdar ölebilir. İkincisi at ölebilir. Üçüncüsü ben ölebilirim. Dördüncüsü de belki ata uçmayı öğretebilirim. <laughs> umut, insan hayatında bazen her şeydir, bazen de çok az şey. Ancak şu bir gerçek ki umut bir kapıdır. Yaşamak istediğiniz hayatı açılan bir kapıdır. Onu hiçbir zaman kaybetmek istemezsiniz. Yani e, o mahkumun e, dört tane aşamayla aslında ümit ettiği şey, e, bir ihtimaller dahilinde gerçekleşmesi olan şeyler. E, açıkçası yaşadığımız hayat içerisinde hani böyle e, şartlan olumsuz şartlanmalar vardır ya sürekli köpek balığı cama çarpar ve geri döner, cama çarpar geri döner, sonra da o balığı yiyemeyeceğine inanır. Hayatımız da aslında bir bağlamda böyle geçiyor. Olumsuz durumlar bizi öyle hale getiriyor ki zamanla, Yüzümüz bir süre sonra tabii ki. bir süre sonra yapamayacağımıza inanıyoruz. Dünkü seminerde e, lise grubu öğrencileriydi bunlar, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerdi. Dedim ki hayatınızda en yakınınızdan en uzağınıza kadar size bir şeyleri yapamayacağınızı, başaramayacağınızı söyleyecek o kadar çok insan olacak ki bunlara aldırış etmeden siz yine inanın, kendinize inanın ve ondan sonra da. Allah'a dua edin, gerisini e, takdiri ilahiye bırakın. Çünkü insanlar e, eylemsel olarak dua etmezler. Sözlü dua ederler. "Allah'ım ne olur şu işi halledeyim, şunu hayırlısıyla evlenebileyim, hayırlısıyla işte nişanlanabileyim, hayırlısıyla şu arabayı alabileyim." İsterler duasını ederler ancak eylemsel duayı yapmazlar. Özellikle Batı'daysa, materyalist anlayışta ise Sözlü duayı yapmazlar, kalbi duayı yapmazlar, eylemsel duayı gerçekleştirirler. İşte gerçekleşmesi için ne gerekiyorsa acımasızca yüklenirler hayatta, ısrarla çalışırlar. Fakat o takdiri ilahi gerektiren o teslimiyetçi, yani o teslimiyetçilik ruhunu göstermeden, dua etmeden ee, ...materyalist bir anlayışla olmasını beklerler. Yani ne sadece dua ederek... aynen, ...ne de sadece e, çalışarak, çalışarak olmuyor. Yani tevekkül anlayışı da olması gerekiyor ama bunu eylemsel duamızda yapmak gerekiyor. Bu nedenle umut etmeyi kesinlikle bırakmamamız kesinlikle. gerekir ki... E, ...ayet-i kerimelerde, Kur'an-ı Kerim'in içerisinde de bugün baktığım zaman... ...üç 4 tane yerde gözlemledim, görebildim. Yani dikkatimden kaçmadı. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin diyor Zümer suresinde. Aynı şekilde Yusuf suresinde de e, İbrahim peygamber zannedersem söylüyor. yanlış olmak istemem de. E, açıkçası e, iki üç tane yerde e ee, ümidi kesmeyin. Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyin diye söylüyor. Ne olursa olsun ümidi kesmemek lazım ki doktorlar çoğu zaman bunu hani artık ezberlenmiş olsa da Allah'tan ümit kesilmez diye son sözü söylüyorlar. Kesmek o, o kadar o e, kadar raddelere gelmişken bile böyleyken hayatın normalleri içerisinde, normal koşturmaca içerisinde de ümidimizi kaybetmemek, e, bozmamak gerekiyor. Ben şöyle söylüyorum. Çoğu zaman e, borç alarak, kredi kartları kullanarak, e, kazanmadığımız paraları harcayarak yaşıyoruz. Aslında henüz hiç bizim olmamış, bizim daha olmamış. hiçbir şekilde hak, et evet. hak etmemişiz ama... Kesinlikle Esinden. zamanı gelmemiş, henüz kazanmamışız ama kredi kartlarıyla, kredilerle o harcamaları yapıyoruz. Ben şöyle diyorum, diyorum ki umut gelecekteki mutluluklarımdan alınmış, mutluluklarımızdan alınmış bir miktar borçtur. Ve onu bol bol alalım. Çünkü onun maddi bir karşılığı yok. Gelecekte yaşayacağımız mutluluklardan alıyoruz... Madem borç alıyoruz, madem kredi kullanıyor insanlar, kredi kartlarıyla harcamalar yapıyorlar, henüz kazanmadıkları paralardan, biz de gelin hep beraber henüz yaşamadığımız mutluluklardan birer parça ödünç alarak kendimizi teselli edip geleceğe dair ümitle bakabilelim. Hı hı. Çünkü bu aynı zamanda dua'dır. Çünkü insan kalbinden de, kafasından geçirerek de bu duayı yapar. İlla ki diliyle söylemesine gerek yok. O nedenle bir anlamda ümit bence e, dua'dır. Gelecekte yaşamamız gereken hak ettiğimiz mutlulukları da yaşamamız için atılmış küçük bir adımdır diye düşünüyorum. Hmm. Bazen ben de kişilerden şöyle şeyler duyuyorum ama işte çok umutlanmak istemiyorum bu konuyla ilgili. Eğer olmazsa kendimi çok kötü hissedeceğim. Evet aslında bu şu anlatacağım konuyla da alakalı kelimelerin e, düşünceleri kirletmesi, duyguları kirletmesi ve ondan sonra da zehirleyip bunun inançlara dönüşmesi durumuyla karşı karşıya. Hani bir söz vardır sakınan göze çöp kaçar atar. derler. Bunun nedeni şudur aslında göz sakındığı zaman aslında beyin de ayna nöronlar denen bir sistem mekanizma vardır. Hı hı. İstemediğimiz şeyi beynimizde canlandırırız. Beyin o anıya gider. Mesela ben size dersem ki lütfen Andi Hanım size bir şey söyleyeceğim ama sakın yanlış anlamayın. Bu karşılıklı konuşmalarda çok olur halk arasında. Hemen siz de gardınızı alırsınız düşüncenizde kesinlikle bana yanlış bir şey söyleyecek. söyleyecek. Ben, ben hazırlık ben hazırlıklı ben olayım. Tabi tabi Tabii tabii. Cevaplarımı hazırlayayım. Dinlemeden, anlamadan yani gerçek anlamda dinlemeden beni dinliyormuş gibi görünmeye başlarsınız. Dolayısıyla e, hazırlıklı olursunuz. Fakat e, yanlış anlamanın koşullarını beyninizde çağrıştırmış olurum. Yanlış anlamayın dersem ya da ne bileyim kırmızıyı düşünmeyin dersem ...kırmızını düşünmenin koşullarını ...gözünüzü de canlandırmış olursunuz. O yüzden de sakınan gözü çöp kaçar mantığında da bu vardır. Sakınma durumu gözümüzün önüne o e, çöpün kaçma durumlarını canlandırır. İşte hayatımızda olmasını istemediğimiz şeyleri de biz... ...kelimelerle söyleyerek, söyleyerek onları aslında bir anlamda... ...siparişini vererek gözümüzün önüne getirip gündemimize alıyoruz. Hı hı. Ay hep benim başıma geliyor. Niye benim başıma geliyor diye her defasında şikayet ettiğimiz durumları aslında biz kendi başımıza, kendi kendimize siparişini vererek çağırıyoruz. Olması gereken şeyleri söylemek gerekiyor. Bu anlamda Mahatma Gandhi'nin çok güzel bir sözü var. Çok hoşuma gitti. Bunu da dinleyicilerimizle paylaşmak isterim. Diyor ki: "Söylediklerinize dikkat edin, düşüncelere dönüşür. Düşüncelerinize dikkat edin, duygularınıza dönüşür. Duygularınıza dikkat edin, davranışlarınıza dönüşür. Davranışlarınıza dikkat edin, alışkanlıklarınıza dönüşür." Alışkanlıklarınıza dikkat edin, değerlerinize dönüşür. Değerlerinize dikkat edin, karakterinize dönüşür. Karakteriniz de kaderinizi oluşturur diyor. Yani e, küçücük bir şey, sadece kelimeler, düşünceler kanalıyla, duygular kanalıyla inançlara dönüşüyor. İnançlar da bir süre sonra bizim kişiliğimizi oluşturuyor, alışkanlıklarımızı oluşturuyor. O nedenle aman canım kullansam ne olacak, insan ne olacak diye düşünülebilir. Çok basit bir kelime. Ancak e, o kelimeler yoluyla bizler düşünüp inandığımız için açıkçası e, kendi hayatımızla şekillendiriyoruz. Çok küçük bir örnek vereyim bununla ilgili soyut kalmasını istemem. Hı hı. Mesela e, olumsuz bir durum karşısında bizi üzecek bir şeyle karşı karşıya kaldığımızda beynimiz bir karar verir. Ona nasıl tepki vermesi gerektiğini tıpkı bir çocuk gibi düşünün. Bir bebek, bir çocuk Emeklerken düştüğünde ilk yapması gereken o dizindeki ya da bir yerini çarptığında o acıdan önce annesinin yüzüne bakar. Annesinin yüzünden Her zaman söylüyoruz aslında? Evet, öyle. annesinin yüzünden nasıl bir duygu geliştirmesi gerektiğini öğrenir. Annesinde bir üzüntü hissiyatı görürse o da o, o anda ağlamaya başlar. İşte bizim de beynimiz aslında aynen böyle çalışıyor. Yani biz olumsuz bir durum karşısında karar veriyoruz. Ağlayalım mı, kızalım mı, sinirlenelim mi diye. Şimdi istemediğimiz bir şey olduğu zaman ben buna çok sinir oluyorum demek başkadır. Yani bu beni çok sinirliyor, çok e, üzüyor, cinlerimi tepime çıkartıyor demek başkadır. Bu beni biraz geriyor demek çok başka bir şeydir. Aslında ikisi de aynı şeydir. Yani ikisi de aynı sonuca bağlanan bir durumdur. Ama bu beni biraz geriyor demek ikili konuşmalarda, diyaloglarda karşı tarafa daha hafif bir etki uyandırır. Daha az şiddetli bir durumu ortaya çıkartır. Ya da tam tersi karşı taraf bizi çok iyi anlamıyorsa konuşmalarımızı, kelimelerimizi biraz daha hani ses tonumuzu yükseltmeden sadece içerik olarak, muhteviyat olarak daha iyi olduğunu, daha sert olduğunu anlatan kelimelerle söyleyebiliriz. Yani kelimeler aslında düşüncelerimizle birlikte duygularımızı da yönlendiriyor. Dolayısıyla istemediğimiz bir şey olduğu zaman bu bu şekilde söyleyebiliriz. Bu beni biraz daha geriyor. İşte böyle olması beni biraz üzüyor. Yoksa tam tersi cinlerimi de tepeme çıkartıyor denebilir. Hani bir hikaye anlatılır ya, e, kralın biri bir rüya görmüş, dişleri dökülüyor. Ondan sonra da bir rüya tabircisine soruyor. Hı hı. Ya benim böyle böyle bir rüyam, rüyam var. Oldu. Rüya tabircisi direkt şey diyor, kralım diyor dişleriniz, çocuklarınız ve onların dökülmesi onların öleceğine dalalettir. Ve e, çocuklarınız ölecektir, evlatlarınızı kaybedeceksiniz diyor. Şimdi kral buna çok sinirleniyor ve hemen kellesini vurdurtturuyor o rüya tabircisini. Başka bir rüya tabircisi geliyor ona tabir ettirecek fakat kendisinden önceki rüya tabircisinin başına geleni bildiği Değil için diyeceğim. rüya tabircisi hemen şöyle anlatıyor. Diyor ki kralım Allah sizi o kadar çok seviyor ki sizin ömrünüzü halkınıza bağışladı onlara daha fazla hizmet verebilmeniz için. Allah size evlatlarınızdan daha uzun ömürlü nasip etti. Dolayısıyla siz o kadar çok yaşayacaksınız ki halkınıza daha fazla hizmet edeceksiniz ve o halkınız sizi daha fazla sevecek. O yüzden evlatlarınızdan uzun bir ömür yaşayacaksınız. Yani ikisi de ölümü söylüyor. Evlatlarının ölümünü söylüyor ama ikinizi çok daha farklı söylüyor. Kral hoşuna gidiyor bu şekilde söylemiş olması. Dolayısıyla ödüllendiriyor. Yani ee, peygamber efendimizin demesiyle söz sihirdir aslında yani insanın kalbinden çıkan bir sihirdir dolayısıyla e, kelimelerimiz hayatımızda şekillendiriyor zannedersen bir, Kısa bir reklam, reklam arası, arası vereceğiz verelim. kaldığımız yerden reklam yine de devam demem. edelim peki kısacık bir ara sonra buradayız Reklamlarımızın ardından eğitimci yazar Murat Tunalı sohbetimiz devam ediyor sevgili dinleyenler. Hoş sohbet ediyoruz, güzel şeylerden bahsediyoruz. Sizlere de birazcık verimli olabiliyorsak ne mutlu biz diyoruz her zaman için. Evet. Çünkü Murat Hocam bunları anlatabilmek için... Ee, küçük küçük seminerler düzenliyor ama biz buradan böyle büyük büyük kitlelere ulaşıyoruz. Ya ne <laughs> mutlu ki bana. Çünkü seminerlerde en fazla ulaşabileceğiniz insan sayısı 500 kişi, kişi, en fazla 300 kişi Salo, o kadar. Salonun alma kabiliyetine bağlı. kapasitesi <laughs> kadar ama burada insanların gönüllerine, kalplerine de gidiyoruz. Yani evet. sadece kulaklarına değil, onların kalplerine de hitap ediyoruz TGRT FM. ...vastasıyla ve e, Türkiye'nin, e, dünyanın bazı yerlerinde de muhakkak ulaşılıyordur. İnternet kanalıyla zaten bütün dünyada dinleniyor. O sebeple ben çok çok mutluyum Hı -hı. bu anlamda. Hı -hı. E, bugün ilk bölümümüzde umuttan, umutsuzluktan bahsettik evet. aslında. Onunla bir açılış yaptık. Onu şöyle bağladık, hayatımızda kelimelerin öneminden. Evet. Aslında konuşurken kurduğumuz cümleleri nasıl... E ee, aslında hani bir düşün, bir konuş ya da işte iki düşün bir konuş bir falan konuş, derler, derler ya evet, e, kesinlikle doğru herhalde. Kelimeler tabii ki kelimeler çünkü ben şeye benzetiyorum. Şöyle bir kova sütü düşünün Hı -hı. ve kovanın içine bir damlacık e, o e, pislik ya da benzeri bir şey damladığında, Damlasın. idrar damladığında o kovayı komple atarsınız, Hı -hı. dökersiniz, bundar evet. olur çünkü. Hı -hı. işte bir minnacık e, olumsuz bir kelime de düşüncelerimizin içerisine düştüğü anda bütün zihnimizi Allah bulak ediyor bütün iletişimimizi Allah bulak ediyor. Bu sebeple hani kelimelerimizi aynı o bir kova süt gibi düşünüp ona göre konuşmamız seçerek, gerekiyor. Seçerek gerekiyor. seçerek tabii ki belki insan ben karşımdakine iyi bir şey anlatıyorum ama kullandığım yanlış kelime de ona etkilemiş olabilir belki. Iletişimde. Ya tabii ki ben şimdi şey yapıyorum. Mesela günlük hayatımızda bizim çok çok kullandığımız kelimeler vardır. <laughs> ya yani bu kelimelere dikkat etmek gerekiyor. Çünkü insanın düşüncelerini yönlendiriyor bu kelimeler. Şimdi e, mesela yakın sizi yakından tanıyan eşinize, oğlunuza, çocuğunuza, arkadaşınıza söyleyebilirsiniz. Benim en çok kullandığım kelimeler hangiler? Olumsuz duygularımı en fazla anlatan Nasıl? kelimeler hangiler? Evet. Sinirlendiğimde çok kullandığım kelimeler hangiler diye sorabilirsiniz yakınlarınıza. Onlardan birkaç tanesini not ettiğinizde ki ben onlara yüreğin yaşa kitabında sabıkalı kelimeler diyorum. O sabıkalı kelimeleri değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü o kelimeleri kullandığınızda bir başkasının canını acıtıyor bu doğru. Fakat sizi o moda sokuyor. Yani olumsuz duyguların çağrıştığı sinir Tetikliyor gergin. Belki. Tabii tetikleyici evet. bir unsur haline geliyor. O sabıkalı kelimeleri değiştirebilirseniz. Yani mesela cinlerin tepime çıktı şimdi diyoruz mesela. İşte o bu an belki cinle... kanı atlıyoruz. Tabii tabii. Yani mesela yine. kan beynime sıçradı diyor. Evet. Aslında bu kan beynime sıçradı. Psikolojik olarak tetikleyici bir şeydir. Bak ne kadar sinirlendim şimdi bunun hakkını getirmeliyim mi inanıyor. Yani kan beynime sıçradığı halimi. tabii istiyoruz. vurmak kırmak bir yerlere darp yapmak gerekiyor Allah içinden kendi içinden. Dolayısıyla e, o sabıkalı kelimeleri yerine biraz daha naif aynı duyguyu ifade edebilecek ama duygunun şiddetini filtreleyecek başka kelimeler kullanılabilir. Yani kan beynime sıçradı demek yerine ya e, biraz gerildim ya da biraz sinirlendim diyebilir kişi. Çocuklarla ilişkide de belki bu. Tabii böyle. tabii tabii. Çocuklar çünkü duyguları çok daha fazla yoğun alıyorlar, hissediyorlar. hissediyorlar. Çünkü o çocuklara siz e, dengesizce sinirinizi, gerginliğinizi anlattığınızda daha sonra siz belki kontrolü sağlayabilirsiniz ama kontrolü sağ o kontrolü sağlayacak zihinde değil. Dolayısıyla aynısını taklit ediyor. Ebeveyninin yaptığının aynısını taklit ediyor. Çünkü ...etki tepki meselesi oluyor... ...bu eşler arasındaki ilişkilerde... ...aynı şey geçerli... ...ne kadar gergin ve şey konuşursanız... ...aynısını tepki olarak veriyor... ...yani havaalanında mesela birkaç tane... ...eş konuşarak gidiyor... Fakat konuşurlarken tabir uygunsa birbirlerine laf sokarak gidiyorlar. Hı hı hı. Ve e, bakıyorsunuz adeta yarışırcasına birbirlerine laf sokmaya başlıyorlar. Birbirinin altında kalmaması Kesinlikle. için Çünkü çaba sarf bu da, ediyor. Burada haklılığını ispat etme güdüsünden ziyade artık üstün taraf olma eğilimine geçme şeyi başlıyor. Dolayısıyla daha buna e, girmeden hiç olumsuz duygularımızı filtreleyecek... ...sabıkalı kelimelerimizi bulup bunu sevdiğimiz insanlar, yakın olduğumuz insanlar vasıtasıyla e, öğrenebilirsiniz. Çünkü onlar sizin tabir uygunsa haritalarınızdır. Çünkü sürekli onlarla vakit geçiriyorsunuz <laughs> ve onları bir yere yazdığınızda bu kelimeni kullanmayacağım. Bu kelimeleri mümkün olduğunca daha az kullanacağım derseniz kendi içinizde karar verirseniz kelimelerinizi değiştirmiş olursunuz. İnanın bana düşünceler de değişecektir. Hayatınız da değişecektir, iletişiminiz de değişecektir. Güzel konuştuğunuz zaman güzel bakmaya başlayacaksınız, güzel insanlarla irtibat kurmaya başlayacaksınız. Dolayısıyla hayatınızda bir kademe değişiklik olacaktır. Güzel bakmak deyince aklıma şey de geldi, tebessüm etmek. Çünkü şimdi e, malum seçim döneminde de e, şu anda her yerde <laughs> ve insanlar artık biraz daha hoşgörülü olmak durumunda çünkü her düşünceden, her siyasi partiden insanlar e, fikirlerini beyan etmek için bir furya olarak, bir şans olarak bunu görüyor. Ve kısa görüyor. bir zaman var zaten. Evet çok kısa alakalı. bir zaman olması da çok yoğun bir reklam ve e, şeye e, yöneltiyor Çalışmaya. insanları. Hı -hı. Dolayısıyla istemediğimiz fikirden, saygı duymak istemediğimiz, hoşumuza gitmeyen fikirlerden, partilerden çokça karşılaşacağımız bir atmosferdeyiz. O nedenle insanları daha hoşgörülü görebilmek, hoşgörülü karşılayabilmek adına ben tebessüm etmeyin e, çok önemli olduğunu varsayıyorum. Ve çok güzel bir söz var. İki tane birisi hadis-i şerif, biri de e, bir yazarın, Amerikalı bir yazarın sözü. Şu anda ismi aklıma gelmiyor ama çok hoşuma gidiyor. Diyor ki, ''Öyle içten ve samimi olup gülümseyin ki sıktığınız ele ruhunuzu da katın.'' diyor. Yani çok hoşuma giden bir sözdür bu. Böyle tebessüm etmek, böyle gülümsemek gerekiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadisi şerifinde şöyle söylüyor. İki mümin karşılaşıp müsafaha ettikleri zaman aralarında yetmiş mağfiret taksim edilir. Müsafaha burada tokalaşmak, karşılaşmak anlamında. Hı hı. E, bunun altmış dokuzu güler yüzlü olanınadır diyor. Yani e, mağfiret, yetmiş tane mağfiret. E, veriliyorsa, günah bağışlanıyorsa, bunla, e, bunlar içerisinde 69 tanesi, yani biri gülümsüyor, biri Allah musun? Allah torpil geçiyor gülümseyene, 69 tanesini ona veriyor, bir tanesini diğerine veriyor. Bu çok muazzam bir şey. İnsanları tebessüm etmeye, gülmeye, ikili ilişkilerde daha samimi olmaya. ...iten, motive edici bir güç aslında... ...ne kadar güzel, benim çok hoşuma gidiyor... ...dolayısıyla ne zaman olursa olsun... ...seminerlerime gittiğim zaman... insanlara tanıştığım zaman ilk yaptığım şey... ...tokalaşma anda benim tebessüm etmektir... ...çünkü o enerjiyi veriyorsunuz insanlara... ...şimdi... E, ...hani bal satıyorsunuz ama yüzünüz sirke satar... ...derler ya böyle bir deyim vardır ya... ...dükkanınızı açarken... E, ...arabınıza binerken... ...yani eşyaların da aslında bir anlamda... ...ruhu varmış gibi onları kullanırken... Ee, ...başladığınız zaman hayata güne... ...arabanıza bindiğinizde gergin bir şekilde binerseniz... ...yüzünüzü ger gererseniz... ...trafikte kar tabii, tabii trafikte ki. karşılaşacağınız insanlar için... ...bir hazırlık yapmış oluyorsunuz. Neyin hazırlığını yapmış oluyorsunuz? Olumsuz duyguların, sinirli olmanın hakkını vermiş oluyorsunuz. Ama ya tam tersi hiç tanımadığınız... Trafiğe girerseniz işte tabii ondan ki. sonra... Ama hiç tanımadığınız insanlara tebessüm ederek selam verdiğinizde... ...örneğin kapınızın önünü çüpüren... ...süpüren Çok, belediye hı. E, temizlik görevlisine... Hiç tanımıyorsanız ama hayırlı işler kolay gelsin selamünaleyküm dediğiniz zaman tebessüm ettiğinizde belki de o insanın hayatında bir şeyi yakmış olacaksınız bir şeyin güzelliğini başlatmış olacaksınız belki o işi yaparken kahrediyor ama belki de sevmiyor işini ya da birisiyle kavga etti fakat ee, o tebessümle onun hayatında bir şeyleri değiştirmiş olacaksınız. O nedenle ben e, tebessüm etmenin, gülmenin birçok konuda ilaç olduğunu, birçok derde deva olduğunu düşünüyorum. Ki öyle olmasaydı Peygamber Efendimiz bunu salık vermezdi, nasihatte buyurmazdı. Hatta e, paramız yok, hiçbir şeyimiz yok. E, nasıl sadaka verelim ya Resulallah dedikleri vakit tebessüm ediniz diyor yani gülünüz diyor gülümseyiniz diyor Gülümsemek de bir anlamda sadakadır hadisi şerife baktığımızda. Yani ne kadar ekonomik sadaka değil mi? Hı. Çok rahat bir şekilde Hı, hoyratça verebilirsiniz. Şekilde yani kimseye hesap vermeden, hesabını tutmadan verebilirsiniz ve kendi ruhunuzu da beslemiş oluyorsunuz açıkçası. Tabii canım ne kadar Yani insanın o gün ne kadar ben kendimden de düşünüyorum şimdi ne kadar güldüysem ya da e, iyi geçirdiysem günümü. O, o günümde eve gittiğimde de ya da işte daha iyi geçiyor, daha Kesinlikle, güzel oluyor. Ama edelim. eğer sabah küçücük bir stres oynamasıyla başladıysa... Zehirli o kelimeleri, işte, kelimelerden birini kullandığınızda <gülüyor> <gülüyor> hemen o, o gün kadar zehirleniyor. O bit, zaten bitmiyor gün ve Aynen. sanki bütün olumsuzluklar arka arkaya... Bizi buluyormuş. Yani psikolojik oluyor. olarak terkin. Aslında kendimiz çekiyoruz tabii Bir ki anlamda yani. terkin görevi görsün dinleyicilerimize de paylaşmış olalım. Yani o anda sinirlendikleri anda bir tertemiz besberrak bir suyu düşünün. Hı hı. Ve o suya bir e, siyah mürekkebin damladığını, kara bir lekenin damladığını Nasıl düşünün. büyür o? O kocaman olacaktır, kaplayacaktır. Yani onun olmasına izin İçimiz vermemek, işte. gerekiyor. aynen öyle, onun olmasına <laughs> izin yani. vermemek gerekiyor. Hemen o sabıkalı kelimeleri, bizi olumsuza iten kelimeler aklımıza gelsin. Onları mümkün mertebe kullanmamış olursak, tabii onlardan uzaklaştığımızda o gerginliğin, o sinirin de... ...şiddetini daha az yaşamış olursunuz... ...bazen seminerlerde şey diyorlar bana... ...ya hocam siz hiç sinirlenmiyor musunuz... ...böyle anlatıyorsunuz ama... ...hiç cinleriniz tepenize ne çıkmıyor mu... <laughs> ...gerilmiyor musunuz... ...İstanbul'da yaşıyorsunuz trafikte... Trafik. Yor ...yani sinirlenmiyor musunuz... Çünkü ki evet ben de sinirleniyorum... ...çok geriliyorum... ...fakat cinlerim tepeme çıkmıyor... <laughs> Biraz geriliyorum diyorum yani <laughs> bunun tanımlamasını böyle uygulamalı ama şu, olarak anlattım. Ama şöyle de bir şey o. yani elinizden gelen bir şey yoksa insanın kendine zarar vermesini de gerektirecek bir şey yok yani. Kesinlikle. Sonuçta orada trafik yürümüyorsa sizin elinizden bir şey geliyor mu? İnip yürümekten başka ya da e, lasta değiştirmekten alakalı. başka bu şunun bir şey yoksa Bu söyleyeceğimiz bir başka bir konuyla alakalı aslında o başlıkta söyleyeceğim ama... İnsanlar etken ve edilgen olduğu koşulları unutuyorlar. Yani herkes birilerini değiştirmek istiyor. Herkes kendini Kendine değiştirmek yerine, evet. istiyor. Evet. Yani şöyle anlatayım. Şurada küçük bir not almıştım. Diyorum ki her insan e, kendisinin gibi olmasını, yani mesela kendimi de içine katayım söyleyeyim. Her insanın bizim gibi olmasını istiyoruz. Anneler çocuklarını, çocuklar annelerini, gelinler kaynanalarını, kaynanalar gelinlerini. Ee, i̇şte eş, kadınlar kocalarını, kocalar evet, kendileri evet. gibi olsun. Ya yani herkes birbirini e, başkasının kendisi gibi olmasını isteyip böyle bekliyor. Böyle şey mümkün değil tabii ki Mümkün yani. değil ama herkes bunu istiyor. Yani baktığınız zaman tartışmalara, kavgalara baktığımız zaman anne çocuğa, çocuk anneye kızıyor. Ya da ne bileyim, e, gelin kayın, kayınvalideye, kayınvalide geline kızıyor. Kendi benim o istediğim gibi olsun istiyor. Dolayısıyla e, bu beklentilerle insanlar hayatlarını birbirlerine zehir ediyorlar. Bu anlamda ben şey diyorum, etken olduğun koşullar vardır, edilgen olduğun koşullar vardır. Örneğin trafiği örnek olarak verdik. Şimdi siz trafikte bir kere mecburen etken değil, edilgensiniz. Çünkü trafiğin akmasına bir şey yapamazsınız kendi aracınız Sizin haricinde. dışınızda gelişen bir Tabii durum. Tabii yani kaza olmuşsa, başka bir şey olmuşsa bunu kabul etmek gerekiyor. Hı hı. Ama insanlar ne yapıyor? etkenmiş gibi kabul ettikleri için trafiği kontrol etme eğilimine geçtikleri için mesela şey annelerde ok, çocukların okul başarısında sanki çocuğun okul başarısında kendisi etkenmiş gibi düşündüğü için çocuğun öyle olmasını istiyor mükemmel olmasını istiyor. Oysa edilgen olması koşullarını gördüğünde kendisi ancak bir yere kadar yaptırımı var. Çocuğun yerine ödevini yapamaz. Çocuğun yerine sınıfına geçip de tahtanın karşısında ödev, ders sunumu yapamaz, anlatamaz. Bu anlamda sınava giremez. Bu nedenle çocuğa başarısız olma, başarılı olma konusunda şansı verip edilgen olup çekilmek durumundadır. Yani Birçok şey bununla ilgili başka örnekler de verilebilir. Eşler arasındaki iletişimle ilgili Kesinlikle. de örnekler verilebilir. Burada ev örneklerin hepsini topladığımızda bir tane şey ortaya çıkıyor. Biz kendimiz gibi olmasını istiyoruz ya bu istenebilir çok basit bir öneridir. Fakat etken mi edilgen mi olduğumuz koşullara göre değerlendirmemiz lazım. Eğer biz başroldeysek... Etkensek en fazlasını isteyebiliriz çünkü biz aktifiz. Fakat koşullar içerisinde, şartlar içerisinde biz edilgensek biz pasifiz. <laughs> Yapabileceklerimizin bir sınırı vardır. Dolayısıyla en iyi yapacağımız şey kalpten de, yürekten de, sözde de dua edip <laughs> durumun düzelmesini beklemektir. Yani çünkü eyleminin bir sınırı var. Düzeltemezsiniz. O yüzden Elimizden mi? bir şey gelmiyor. zamanlar edirip, oluyor. Kesinlikle olduğu gibi kabullenebilmek gerekiyor bazen de insanları. Yani eşimizi olduğu gibi kabullenmek gerekiyor. Çocuğumuzun koşullarını. Yani çocuk mesela çoklu zeka kuramına göre işitsel bir çocuk. Görselliği çok iyi değil. Hafızası, görsel hafızası çok iyi değil. Ama duyduklarını Ama bana unutmuyor duyduk bana diyelim bana ki. Duyduklarını unutmuyor. Ama anne baba çocuğa gösteriyor. Çocuk görürken yapamıyor. Ama duyarak, işiterek daha iyi kaydediyor. Çocuğun görsel olmasını istiyor. Ya da ne bileyim çocuğun sözel dilsel zekası çok iyi değil. Bir şeyleri yaparak daha iyi, uygulayarak öğreniyor. Kitap okumayı daha az seviyor. Tamam öğrensin, kitap okumayı ilerleyen yaşlarda sevecektir. Fakat az okuyor diye kızıyor çocuğa, azarlıyor. Bu da bir itici unsur aslında. Tabii ki Şimdi daha, çocuk daha için fazla çocuk tepki yani gösteriyor. Sürekli ona bir şey, şunu yap, şunu yap, şunu yap, kitap oku, kitap oku, kitap oku demek... Aynen. O aynen. içten gelen bir şey. yani i̇çinden, Kesinlikle... i̇çinden gelmesi, sevdirmek gerekiyor, dövdürmemek lazım yani ben eylemlerle ilgili bir tanımlama yapıyorum. Diyorum ki döver gibi değil, sever, sever gibi yapmak gibi. lazım. Yani ne olursa olsun şimdi çocuk kitabı okuyor ama kitabı döver gibi okuyor. Ya da ne bileyim bir eylemi yapıyor ama "Öf ya ben niye ders çalışıyorum?" diyorum mesela. Şimdi orada dersi dövüyor çocuk. Doğru. Ama sever gibi yapmasını sağlamak lazım. Kitabı okutturmayın ama kitap okumayı sever gibi yapmayı öğretin. Kitabı okumadan önce bunu yapsın. Ya da her ne ders çalışacaksa, zaten okudukça iş yapar keyfine gibi genç yani arkadaşlar evet. anne baba anneler der ki bugün bana yapıyorsan öğrendiğin kendine, kendine değerler, mesela her genç kız muhakkak <gülüyor> bunu <gülüyor> duymuştur <gülüyor> mutlaka <gülüyor> tabii, tabii. ev işinde. Üf ya niye ben yapıyorum diye kızarak yapar. Halbuki Oysa, bilir ki... Ha, öğrendiği kendini işte orada yaparken... ...sever gibi yapmak lazım. Döver gibi değil. Çünkü o eylemde bir ruh kazanıyor. Halbuki Siz de yarın öbür gün gibi... gerçekten işine yarayacak Tabii bir şey canım, yani. yani. Bugün mesela bana öğretilmeseydi... E, ...askerde ben e, paspas ve süpürge yaparken... ...çok sıkıntı yaşardım askeri gittiğim zaman. İşte, Ama demek ki bu annelere söylemek bunu lazım. Çocukluğumda rahmetli dedem bana... ...bahçeyi süpürtürürken süpürgeye elime alışımdan... ...şunu söylemiş. Dedi ki eğer o süpürgeyi aldığında süpürgeyi tutuşundan e, usta bir yerde çırak alacaksa almadan önce imtihana tabi tutarmış eskiden. O süpürgeyi nasıl tuttuğuna bakarak o onun işe yatkın olup olmadığına Bakarmış. karar verilermiş. Tabii eskiden bir zenata ustalar çırak alacakları zaman hemen İlk yaptırdıkları şey dükkan önünü süpürtmek olurmuş. Süpür bakalım şu dükkanın önüne. Süpürgeyi eline alır çocuk ve süpürmeye başlar. Tutuşu. Sıvırlı tutuşu... mı? Tabii, Yapabiliyor tabii, tabii. mu? Süpürgenin tutuşundan, onun hareketlerinden notunu verirmiş ustası. Açıkçası döver gibi değil, sever ha. gibi yapmak lazım bütün eylemleri de. Doğru, doğru. Kesinlikle bir de bazen işte hani kitaptan açıldı tabii konu az önce de... ...anneler, babalar genelde işte çocuğuna kitap oku ya da şunu şöyle yap televizyonu izleme diyor... ...ama kendisi yapıyor. Bir diğer odada mesela televizyonu kendisi izliyor ama çocuğuna... ...televizyonu kapattırmak istiyor ya da kitap okuyuyor ama kendi hiçbir şekilde kitabı eline almıyor. Yani... Aynen aynen Tamam tabii ki ben şunu istiyor. da savunmuyorum. Hiç kitap okumayan anne babaların çocukları da gördüm ben. Kitaba çok bağımlı ve düşkün olan içten gelen de bir duygu. Tamamen kesinlikle gördüğünü yaptığını savunmuyorum ben ama. E ama biraz da gördüyse işte diş dişini fırçalı, dişini fırçala. Eğer anne baba dişini fırçalamıyorsa çocuk bunu görmeyecek ya da işte Aynen. yemediği bir sebze, meyve varsa onları yedirmek daha da problem oluyor. Güzel bir söz. Söylediklerinizi unutabilirler ama onlara hissettirdiklerinizi, yaptıklarınızı asla unutmazlar evet. diyor çocuklar. Yani açıkçası eylemleri ...göstererek yaptığınız zaman... ...bu aynı şekilde namaz kılmak, ibadet etmek birçok evet, şey. Yani olumlu anlamda, yetiştirme de, tarzında. Ki. Hı hı. Şimdi baba anne çocuğa... ...anne ve baba çocuğa... E, ...ibadet etmeyi öğretiyor, anlatıyor ama... ...şimdi çocuk gidiyor camiye... ...ya da Kur'an kursuna öğreniyor. Eve geliyor, kimse namaz kılmıyor. Kimse ibadet etmiyor. E, çocuk diyecek ki yani ben e, bunu yapıyorum ama kimse yapmıyor. Yani buna inanmayacak çocuk. Samimiyetine inanmayacak. Dolayısıyla ama anneyle babayla... ...beraber gittikleri zaman camiye... ...beraber abdest aldıkları zaman... ...beraber namaz kıldıkları zaman... ...çocuk ibadetin ruhunu daha o yaşta öğrenmiş olacak... ...tam tersinden ele alalım... ...olumsuz davranışları, olumsuz alışkanlıkları... ...yani... E, ...sigara ve benzeri... Leziyor. ...olumsuz alışkanlıklarla hı hı. ilgili de... ...şimdi bakın... E, ...cumhurbaşkanımız e, sigara içmeme... ...konusunda insanlara telkinde bulunuyor... E, ...sigara paketlerini alıyor... Hı hı. ...şimdi bunu ilk gördüğü zaman... ...insanlar yadırgamışlardı fakat sonra baktıkları zaman hiçbir şey dememeye başladılar hatta destek vermeye başladılar neden çünkü kendisi içmiyor ki evet. İçmediği için de İçse ve böyle yapsa tabii ki ha, o zaman o zaman yani bir kardiyoloğun bir kardiyoloğun evet. düşünün e, sigara kullanma demesi gibi bir şey sigara içen bir kardiyoloğun sigarasıyla sigara, karşılıklı evet. sigara, sigara içmesi içmedim. gibi bir şey. O nedenle hani samimiyet e, lisan-ı halle vuku buluyor. Yani samimiyetiniz o yüzünüze, davranışlarınıza e, yansıyor ki ancak o şekilde inandırıcı hale gelsin. O nedenle çocuklarımıza da, eşlerimize de herhangi birisiyle de fark etmez konuşurken samimiyetle davranmak, yaptığımızı göstermek, gösterdiğimizi yapmamız gerekiyor. Örtüşmesi lazım. Ne dersem Yine mi mola vereceğiz? Mola vermeyeceğiz ama programımız bitti. Programımızı maalesef. bitiriyoruz. Daha, daha konuşacak bir sürü daha şeyimiz vardı. Daha konuşacak bir sürü şeyimiz vardı ama biz işte e, sözünü alıyoruz Murat Bey'den genelde. E, i̇nşallah istikrarlı bir şekilde programlarımıza gelmeye Peki, devam edecek. Peki önümüzdeki hafta inşallah. Bir e, şiirimiz vardı. Tamam değil tabii mi? tabii. Zamanımız var mıdır? Hı. Peki. Hı hı. Necip Fazıl Kısakürek'in şiiri çok güzel bir şiir. Tohum saç bitmezse toprak utansın hedefe varmayan mızrak utansın. Hey gidi küheylan, koşmana bak sen. Çatlarsan doğuran kısra kutansın. Eski çınar şimdi Noel ağacı. Dallarda iğreti yaprak utansın. Usta da kalırsa bu öksüz yapı, onu sürdürmeyen çırak utansın. Ölümden ileride varış dediğin, geride ne varsa bırak utansın. Ey bin bir tane de solmayan tek renk, bayraklaşamıyorsan bayrak utansın. Teşekkür ediyoruz, güzel ben bir kapanış yaptık. Eğitimci yazar Murat Tunalı bizlerle birlikteydi, sevgi dinleyenler. Önümüzdeki hafta yine kendisini ağırlamaya çalışacağız programımızda. Ben Hande Karagöz, ana masasında İsmail Sert vardı. Yarın görüşünceye kadar hoşça